Bunu yollamış bana. Canımı daha fazla yakmak için. Arkasını çevirin. Benim ifademi kanıtlamaya yetmiyor mu bu fotoğraf? Kadın beni delirtmek için elinden geleni yapıyor ya. Keşke seni de öldürseymişim demişsiniz. Fare zehri kullansaymışım demişsiniz. Şahitlerin ifadeleri de bu yönde. Evet. Evet, ben söylediklerimi inkar etmiyorum zaten. Söyledim çünkü o evde Somer hariç hepsinden ayrı ayrı işkence görüyordum ben. En sonunda Türkan kızımı almaya çalıştı benden. Aynı evin içinde kızıma hasret bıraktı beni. Ben de o evden kurtulmak için evet ben yaptım demek zorunda kaldım. Eğer kabul edersem beni o evde daha fazla tutsak etmezler diye düşündüm. Ben işlerin bu raddeye geleceğini tahmin edemezdim. Türkan Hanım sizi kızınızla tehdit etti yani. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. Yeminler etti. Kızının yüzünü bir daha göremeyeceksin dedi. Kızın sana bir daha anne demeyecek dedi. Senin yüzünü tanımayacak dedi. Onun şahitleri varsa benim de şahitlerim var. Sorsun soruştursun polis. Gülşan Hanım da duydu, Somer de duydu. Hatta onların hizmetçileri Ayla da duydu. Anlıyorum. Bu arada hali hazırda adınıza açılmış bir velayet davası var. Öyle mi? Bana bir tek Somer vicdanlı olur sanıyordum. Ama o da sinsice işler karıştırıyormuş, gördünüz mü? O evde herkesin planı belli. 40 günlük bir çocuğu annesinden ayırmak. Bakın avukat bey, ben çok büyük acılar yaşadım. Bu ikisi beni öldürmeye kalkıştı ya. Eğer intihar ettiğim yönünde ifade vermezsem, çocuğumun yüzünü görememekle tehdit ettiler beni. Kızım için yaptım her şeyi. Ölümden döndüm. Rüşvet olsun diye şirket hissesi bile verdiler. Banka hesaplarını kontrol edebilirsiniz. Bizzat Büyüçan Korman tarafından bana gönderilen yüklü bir param var. Bunlar çok ciddi iddialar. İddia değil, gerçek. Ve ben artık adalet istiyorum. Buradan kurtulup kızımla tertemiz bir hayat kurmak istiyorum. Beyanlarınız karşılığında yeni bir savunma hazırlayacağım. Hayır, henüz değil. Ben kızımın geleceğini de düşünmek zorundayım. Ne olursa olsun Somer benim çocuğumun babası. Mahkemeye çıkmadan önce Somer'le bir görüşmek istiyorum. Eğer uzlaşmaya varamazsak siz de işlemleri başlatırsınız. Ben sizden şu an sadece Somer'le bir görüşme ayarlamanızı istiyorum. Sevgilim. Ya hadi bak, babanla da barıştın bugün. Ne bu surat? Canım, bugün için çok teşekkür ederim. Bana o kadar büyük bir iyilik yaptın ki. Dünyaları verdin bana. Tamam. Ama ne bu halin? Hı? Ne bileyim. Babam böyle görünce rengi soluk gibiydi biraz. Hiç hali yok gibiydi. Biraz aklım kaldı. Yani tabii zor günler geçiriyor. Annenle de durumları malum. Amcanla beraber yaşıyor. Yani o kadar düşmanlık yapmış bir insanla birlikte böyle sığıntı gibi yaşamak kolay değil. Yani kardeşi sonuçta, yargılayamam tabii. Ama üzücü. Hem hiçbir ev ona kendi evinin verdiği huzuru vermez ki. Babamı çok iyi tanıyorum. Eminim Fatih amcanın yanında çok mutsuzdur. Ne bileyim işte. O da inat etti. Tutturdu boşanacağım diye, kararlı. Orası belli olmaz. Yani ben bunun ani bir öfkeyle verilen bir karar olduğunu düşünüyorum. Hem zaten öfkeyle karar verip herkes boşansaydı biz bugün beraber olmazdık Türkan. Onlar inadı bırakıp barışırlar. Merak etme. Hem bak, baban çok güçlü bir adam. Toparlar bence. Yani
Sağ kroşesi bayağı güçlü hiç değilse. Kim bilir nasıl delirttin babamı da sana bu yumruğu attı. O inat, ben inat. O kovdu beni, gitmedim. Köpürdükçe köpürdü, ben de üstüne gittim. Ne olacaksa olsun dedim ya. Ben Türkan'ım için her şeyi yaparım. Yani. Sen de bayağı inatçıymışsın anlaşılan. Seni fena özlemiş, bana da fena dolmuş. Hala acıyor Türkan. Çok acıyor. Bu neşeyi de nereden buluyorlarsa başımıza yeterince dert yokmuş gibi. Ne var canım? Karalar bağlayacak halleri yok ya. Hepimizin normal yaşama dönmeye çok ihtiyacı var. Sen ne zaman geldin? Geç gelmene alışmıştık. Erken gelsem suç, geç gelsem suç. Bakıyorum da normal hayata dönmeye herkesten daha heveslisin. İşimi erken bitireceğim. Öyledir muhakkak. İşçi kıyafetlerini değiştiriyormuşuz fabrikada. Evet, öyle bir niyetim var. Benim niye haberim yok? Niyet çünkü sadece. Personelin nasıl haberi oluyor? Sözleşme bile hazırlatmışsın. Rıcan, daha kimseyle anlaşma falan yapmadım. Bir kişiyle görüştüm, o da kesin değil. Hangi firma? Firma değil, şahıs. O da olmayacak gibi zaten. Niye olmuyor? Parayı mı az buldu şahıs? Konu daha paraya bile gelmedi Rıcan. Şahısta bir sıkıntı var demek ki. Anladım. Bu işlerle eskiden ben ilgilenirdim. Böyle bir niyetin varsa bana bırak, ben hallederim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Ayla. Sağ ol Aylin. İyi akşamlar anne. Hoş geldiniz oğlum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz çocuklar. Anne sen bugün beni aramışsın da açamadım. Önemli bir şeyim vardı, benim işlerim vardı da. Önemli, önemli. Gelin oturun bakayım. Ne oldu? Avukat uğradı. Mine Hanım seninle görüşmek istiyormuş. Asla görüşmem. Şu an değil, yüzünü görmek, adını bile duymaya tahammül edemiyorum anne. Oğlum mesele çok ciddi. Avukat bile Mine ile görüşmen konusunda ısrar ediyor. Mahkemeye kadar rahat duramayacak tabii. Tabii. Cezaevinde koyun gibi boynunu büküp duracak değil herhalde. Sonuçta Mine'den bahsediyoruz. Somer, bak oğlum, kızın için velayet davası açtın. Ya git, anlat güzelce, konuş, bilsin her şeyi. Ben bu saatten sonra hayatta görüşmem. Velayet davasında görüşeceğim zaten, tamam. Somer, mahkemede neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Tamam, şu anda elimizde güçlü bir itiraf var. Ama yine de temkinli olmak gerekiyor. Sen git, Mine ile görüş. Evet. Bak, hem talebini avukatla iletmiş. Ya bu durum mahkemede lehimize bir şeye dönebilir. Git görüş bence. Görüşecek bir şey yok Özer Baba. Mahkeme günü hesabını verir yaptıklarının. Gitmeni istemiyorum Somer. Görüşmeyeceksin o kadınla. Türkan! Beni duydun mu? İstemiyorum gitmeni. Söz ver bana. Türkan, anne! Ya rica ediyorum, bir susar mısınız lütfen? Hayır, bana ne yapacağımı söylemeyin ya. Lütfen. Senin kininle, kaprislerinle yürümez bu iş. Tamam, Mine'den intikamını aldın, kutluyorum seni. Ama daha cezası kesinleşmedi. Ayrıca otel davası bile daha yeni kapanmışken Somer'i nasıl riske atabiliriz?
aşkım. Gitmeyeceksin değil mi Mine ile görüşmeye? Bilmiyorum Türkan. Annem haklı olabilir. Yani şu anda çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü en ufak bir hata bana Kiraz'ı kaybettirebilir. Ne konuşacaksın onunla pardon? Boş boş yakınmalarını, seni suçlamalarını mı dinleyeceksin? Bırak ya, bırak biraz cezasını çeksin. Yaptıklarının bir farkına varsın. Senden uzak durmayı öğrensin, bilsin. Kiraz'a hasret kalsın. Türkan ben de istiyorum cezasını çekmesini, tamam mı? Ama şu anda çok kritik bir eşikteyiz. Ya bak, öfkeyle kalkıp zararla oturmamamız lazım. Akıllı hareket etmemiz lazım. Ne olursa olsun Mine ile görüşmeni istemiyorum Somer. Çok netim bu konuda. Türkan ablamın öfkesi birden parlamış bir alev değildi. Zaman içinde. Yavaş yavaş bileylenmiş keskin bir bıçağa dönüşmüştü. Vaktiyle bu keskinliğe sebep olanlar şimdi bıçağın hedefiydi şüphesiz. Ablam kendine yenik düşmek, kendine kıymak pahasına dönmüyordu yolundan. Döktüğü gözyaşı kadar gözyaşı, çektiği acı kadar acı istiyordu artık. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.